Merhaba arkadaşlar, ben Ruhi Çenet. Değil tabii ki de, ben Hamza abiniz. Bugün sizlerle Twitch ortamında yaşanmış en ilginç olayların derlemesini yapacağız. İlk videomuz Anakin Mertan ile ilgili yaşanmış trajik ve bir o kadar da ilginç videoyu izliyoruz. Selamun aleyküm kardeşim de diyor ya. Neyse de benim mezarını isteyeyim oruç. Bu çocuğu güzelim. Bedenin ortamına güne basalım. Beyaz sakın önümüzden olmuş. Sami. Bir şey. Evet. Yayında izlediklerimiz, hani videoda izlediklerimiz tamamıyla gerçek ve yaşanmış bir hikaye. Anakin Mertan 25 Kasım 2015 tarihinde canlı yayında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve sonra nasıl olmuşsa yeniden, yani komada falan kalmış herhalde, ben bilmiyorum da tam olarak, komada kalmış. Ölmemiş de. Ne Hakk'ın rahmeti? Ölmedi, komada kaldı, sonra geldi, yeni yayınlara başladı. Bu tür olayların yaşanmaması için lütfen küfür etmeyelim. Hele ki ailevi değerlere asla küfür etmeyelim. Böyle olaylarla karşılaşmayalım diyoruz. Ve bir sonraki videomuza geçmek için devam ediyoruz. Birçok sanırımıza hoş geldin. Merhabalar. Bu mu derim? Jahreyn. Namı diğer Jaho. Ahmet Sonuç. Yayındaki ilginç tiplemeleri, izleyiciyle diyalogları, kendini diğer yayıncılardan ayıran farklı üslubuyla canlı yayında yaşamış olduğu bu ilginç olayı izliyor ve sonra yorumlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Doğru yere çıkıyormuşum lan başımdan. 54 tane AK mermisi var bunun. AK. Doğru. Ananı sikeyim! Ayda. Ayda nasılsın? Jahreyn'in bir önceki oyununda karşısına çıkan Haydar bir anda H1Z1 H1Z1 dediğimiz oyunda da karşısına bir reel karnasyon sonucu çıkmış ve selamun aleyküm deyip Jahreyn'i şoke moke etmiştir arkadaşlar. Jahreyn bu olaydan sonra bir süre yayınlarına ara vermiş, kendini toparlamakta çok güçlük çekmiştir. Sosyal medyada da oldukça çokça konuşulmuştur. Devam edelim. Ne olaylar? Hadi bay. I don't believe it. Why? Evet arkadaşlar. Aile ve ebeveynlerin ne kadar önemli olduğunu bu videoda anlıyoruz. Genç arkadaşımız bir Türk. Türkçe konuşmuyor, İngilizce konuşuyor. Doğal olarak annesi de sanırım bunu anlamadı. Ve içeriye girerek canlı yayında çocuğunu bir güzel rencide etti. Buradan ebeveynlere sesleniyorum. Çocuklarınızı rencide etmeyiniz. Onları destekleyiniz diyoruz. Ve bir sonraki videomuza geçmek için hazırlanıyoruz. Bu videoda dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. Bu bir bayan arkadaşımız. Ne kadar ilginç ki farklı yöntemlerle güzel paralar topluyor. Üst tarafta da görebilirsiniz. 200 dolar, 300 dolar. Neyse bir izleyelim bakalım. Kiss fuck everyone. Wiggle my booty. Oh no. You've been hella busy with exams. Have they gone okay? Alright. Can I roll the dice? Well, senses. Actually, let's put you on the board first. Whee! Senses 33 because he's wonderful. Oh yeah. Alright. Here we go. Let's roll. And I'll go pick them up. So we'll be right back. Evet arkadaşlar, videomuzu izledik.
Twitch ortamında bu tür genç arkadaşlarımızın saçma sapan ahlak dışı hareketlerini kınıyoruz öncelikle. Ve de gördük videoda böyle manken gibi salınıyor. Ceylan gibi seke seke 1.55'lik pigme arkadaşımız. O kameranın arkasında nasıl hareketler sergilediğini izledik. Gerçekten çok ilginçti. Ve Twitch'te para kazanmak için de domalmanın da ne kadar önemli olduğunu anladık. Güzel güzel domaldı. İzleyenler paralarını falan attı. Zaten para attıkça domalıyor bu arkadaş. Neyse. Kendisini buradan kınıyoruz. Tuu diyoruz. Ve videomuza son veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.